sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. 9.08.2023 ilk videomuzda karşınızdayım. Çok fazla konu var. Nereden başlayayım bilmiyorum. Rekabet kurulundan maç özetleri için karar. Rekabet kurulu süperlik maç özetlerinin tüm kanallarda aynı anda yayına verilmesi kararını sürdürmüş. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar geçen sezon uygulanan bir tedbir vardı. 2023-2024 sezonda da uygulanmasını kararlaştırmış. 3 Ağustos'ta gerçekleşen toplantıda bunu vermiş arkadaşlar. Özet yayın haklarını ayrımcı ve sömürücü şekilde kullanılmasından doğabilecek telafi edilme zararlar ele alınmış. Müsabaka özet görüntüleri ve haber amaçlı görüntülerinin açık televizyon yayıncılığı yapan teşebbüsler tarafından eş zamanlı yayına girmesin. Bizim en büyük sıkıntımız burada oluyor arkadaşlar. Mesela maç özeti canlı yayın yapıyoruz. Bilmeyen arkadaşlar diyor ki hani görüntü? Arkadaşlar ee, telif hakkı gereği görüntü veremeyiz. Fotoğraf olarak verebiliriz. Yayıncı kuruluşun logosunun olmadığı şekilde fotoğraf verebiliriz. Ama video aktarımı kesinlikle ve kesinlikle yasak. Bu e, hem Avrupa maçları için hem Lig maçları için hepsi için geçerli arkadaşlar. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Sonra birbirimize küsüp darılmayalım. Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya. Nasıl karşı karşıya? Fenerbahçe Beşiktaş ve Galatasaray Bayern Münih iki takımda forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Eyüp Aydın ile ilgileniyor. Üç takımda transferde karşı karşıya diyor. Bu arada dün Galatasaray'ın maçına şöyle biraz <laughs> bir kısım baktım da bir müddet. Yani e, tarihlerinde gelebilecek en iyi hakem yönetimi denk gelmiş. Gerçekten de tebrik ederim. Hani rakibin iptal edilen bir golü var. Bilmiyorum siz ne dersiniz ama. Hani Süper Lig hakemi Bence o golü iptal ederdi. Benzer golü bir önceki turda da yediler. Oradaki hakem vermişti ama heriflerde şans var. Bir de şunu söyleyeyim. Açık ve e, net söyleyeyim arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla yani Galatasaray'ın rakibi bizim rakibin oynadığı ligde şu anda orta sıralarda. Daha yeni başlamış ama geçen sezonu birinci tamamlamış Galatasaray'ın rakibi. Bizimki üçüncü tamamlamış. Birinci tamamlayan bu kadar dandikse. Üçüncü tamamlayana herhalde bizim 7-8 tane falan atmamız lazım. İki maçta 10-15 golü bulmamız lazım diye düşünüyorum. E, kimse de kusura bakmasın. Alman masanında yer alana bile göre Fenerbahçe, Galatasaray, Beştaş üçü de aynı futbolcuyu için nabız yoklamış. Aynı futbolcu için. 19 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen diğer takımlar olarak <laughs> Karzers Rarten, Kars Havis, Ajax gösterilmiş. Yani Haziran ayında bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'a, ve Berder Bremen'le görüştüğünü ancak söz konusu iki takımda şu anda masadan kalktığını ifade etmişler. Sözleşmesi gelecek yıl bitiyor diyor. Sözleşmesi gelecek yıl bitiyor. Güncel piyasa değeri 800 bin euro gelecek yıl bitiyor. Arkadaşlar önce şunu söyleyeyim. Her üç takımda tabii ki gençlere yatırım yapacak. Tabii ki altyapılarını ya da e, ne derler ona hani nasıl bir tabir kullanayım. Hani altyapılarını ve e, rotasyon kadrolarını bir şekilde bu doldurmak zorundalar. Yani bir şekilde doldurmak zorundalar. Onu da bu şekilde doldurmayı tercih ediyorlar. Ki mecburlar. Chelsea'den Hakim Ziyech kararı ama bu arkadaşla ilgili bir duyumum yok bilginiz olsun. Chelsea'den Hakim Ziyech kararı. İsmi Fenerbahçe'den olan Faslı yıldız Hakim Ziyech Chelsea'nin yeni sezon kadro planlamasında yer almayarak kadro dışı kalmış ve yeni sezon planlamalarını sürdüren Chelsea Sürpriz bir karara imza atmış. Ziyan artık Chelsea'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 30 yaşındaki yıldız oyuncunun ismi Türkiye'den Fenerbahçe ile anılmıştı. Geçen sezon 24 maç 3 asistlik bir performans sergiledi. Şimdi Selahattin Baki için... Selahattin Baki için Fransa'da dediler, İngiltere'de dediler, Londra'da dediler. Dün çok söylediler. Şimdi kaynaklarıma tek tek sordum, soruşturdum ama... Hani Hakim Ziye'yi doğrulayan çok fazla kişi yok. Şimdi herkesten aslında aynı cümleyi bekliyorum. Ne cümlesini? Hocam sakat değil mi bu arkadaş? Yani sakat değil mi? Çünkü bir kulübe gitmişti orada sakat denilmişti falan filan. Ya piyasa değeri 16 milyon euro. Ve ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe taraftarı beğenmiyor arkadaşlar. Yani Hakim Ziyek gibi bir ismi beğenmiyor. Baslı. 16 milyon euro piyasa değeri var. Bu kadar az oynamasına rağmen. Ama dediğim gibi Fenerbahçe taraftarı beğenmiyor. Garip. Gerçekten çok garip, çok ilginç, çok enteresan bir taraftar kitlemiz var. Hepsine de buradan selamlar olsun. Yani 40 milyon eurolar falan etmiş 11 milyon euro. Ben şunu söyleyeyim. Alsan nerede oynatacaksın? Hocam alsan 10 numarada oynatırsın, kanatta oynatırsın, kenarda oynatırsın, sağda oynatırsın, solda oynatırsın derseniz bir şey diyemem. Yani her türlü oynatırım hocam. Yeter ki alalım derseniz lafım yok ama e, şu an hani görüştüğüm kişi bana şunu söyledi. Ya dedi karıştırma dedi. Hani şu an için ziyeklik müyeklik bir durum yok. Karıştırma dedi. Ben de o yüzden karıştırmıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ama diyeceksiniz ki hocam ister misin? Açık söyleyeyim ben isterdim. Yani bir markadır. Kenarda oynatırsın, ortada oynatırsın. Bir markadır sonuçta. Ama yani e, olabilir mi? Onu bilmiyorum. Fenerbahçe için Livakovic iddiası. Livakovic Fenerbahçe'ye hayırlı olsun demiş. Fenerbahçe ve TFF'nin eski yöneticilerinden Selim Soy'dan. Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic ile anlaşma sağladığını iddia etmiş. Bu arada AYK Başkanı falan acayip açıklamalarda bulunmuş. Bilmiyorum fark ettiniz mi ya da gördünüz mü gözünüze çarptı mı? Acayip böyle hani küfür ötesi bir şey söylemiş. Hani açık açık ee, gerekirse biz bu şeyden çekiliriz falan demiş. Bilmiyorum bakalım ne olacak. Şimdi Fenerbahçe'nin Livakovic'le anlaştığını iddia etmiş Selim Soydan. Radyo Gold'da konuşmuş ve Hırvat kalecini anlaştığını, transferin yakında açıklanacağını söylemiş. Transfer yakında açıklanacak demiş. Olur mu olur. Dün de zaten Ali Koç'un uçaklarından biri şey yapmıştı. Önce Atina ki Hırvat takımı Yunanistan'da. Sonra İngiltere demişti. Herkes de hakim Ziyek'le Livakovic bombası dedi ama bakalım. Selim Soydan şunları söylemiş. Fenerbahçe'nin kalesi, kalecisi kesinlikle ya çok tecrübeli bir Türk olmalı ya da yabancı olmalı. Aşağısı kurtarmasın. Bakın Beşiktaş kalesinde Mert Günok var. Bakın Galatasaray'da Mustera var. İyi kaleci takımını takımın bir kişi fazla oynamasını sağlar. Ben Altay ya da İrfan'a kötü kaleci demiyorum ama şampiyonluk istiyorsan bir numaran sağlam olmalı. Buradan paylaşalım. Fenerbahçe yönetimi Hırvat kaleci Livakovic ile anlaştı. Yakın zamanda açıklanır. Müthiş bir transfer demiş. Şimdi bizim Fenerbahçe taraftarına bir özellik var. Boşuna gitmeyen cümleyi Kur'an'ı Fenerbahçe düşmanı ilan eder. Bunu bazen ben de yaparım. Doğruya doğru şimdi. Ben kıvırmam abi. Açık ve net. Net bir adamım. Hayatımın her alanında da nettim yani merak etmeyin söylerim. Ama şimdi Selim Soydan'ın şu cümlelerinde ben hiçbir falso göremedim. Hepsine de imzamı atarım. Çünkü iyi kaleci iki kişi fazla oynaman demek. Kötü kaleci de iki kişi eksik oynaman demek. Mesela şöyle söyleyeyim Galatasaray 5 maça Yunus günü kaleci olarak çıkarsın. 5'ini de kaybeder. 5'ini de kaybeder. Haksız mıyım? Mesela Icardi geberiyorlar Icardi diye şöyle böyle hani Önüne birileri kendini sunacak o kadar seviyorlar. Icardi'yi 5 maç kaleye koysun Galatasaray. Fark etmez. Türkiye Kupası'nda Yozgat Sporlar oynasın. 5 maçı da kaybeder. Haksız mıyım? Hocam her maç 5 tane şut çekilse inan Icardi 5'inde de yer. Kaleci gibi değil ki bu adam dersiniz değil mi? Ha işte o zaman kaleci önemli. Fenerbahçe'den en didi hamlesi. Burada bir gülümseme geldi. Umarım anlamışsınızdır. Fenerbahçe Leicester City forması giyen 26 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Endidi için girişimlerde bulundu. Transfer döneminde kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe transfer için harekete geçti. Listesinde birçok isim bulunan Fenerbahçe son olarak Leicester City forması giyen Wilfred Endidi'ye yöneldi. Hayatında ilk defa doğru haber vermeye çok yaklaşan Aspor'un haberine göre Fenerbahçe 26 yaşındaki orta sahanın transferi için girişimlerde bulundu. Ha bu da Aspor'un haberi demeyelim de. <laughs> bir yerden almış demek ki. N dedi Leicester City Premier Lig'den düştüğü için İngiliz ekibinden ayrılmaya ve, ve transfere sıcak bakıyormuş. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Nijeryalı futbolcunun Leicester City ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek. Valla genç Leicester City formaları falan giyen futbolcudan bahsediyoruz. Ben bir şey söyleyeyim. Yani hocam ister misin sorusunu soracak olursanız tabii ki'nin ötesinde bir cevap veririm. Bilginiz olsun. Yani. Tabii ki'nin ötesinde cevap veririm. Şimdi Andy'de sana hareket katar. Andy de sana ruh katar. Piyasa değerini yükseltir. Dikkatleri üstüne çeker. Scout e ekiplerinin sana bakış açısını çok çok değiştirir. Şimdi dışarıdan ben size bir şey söyleyeyim. Yabancıları siz aptal falan sanmıyorsunuz değil mi? Yani yabancı basın mensuplarını ne bileyim yabancı takımları falan aptal sanmıyorsunuz. Süper Lig'in şampiyonu kim oldu? Şu. Kaç liralık futbolcu sattı? Geçen sezon. Ondan önceki sezon. Ondan önceki sezon. Ondan önceki sezon. Ondan önceki sezon. Daha önceki sezon. Siz bunların hepsini tesadüf falan mı sanıyorsunuz? Yani benim merak ettiğim için soruyorum. Bunları tesadüf falan mı sanıyorsunuz? Ya da ne bileyim Ali Koç hocam. Ali Koç'un ilişkileri çok iyi ilişkilerle satıyor diye satan adam, ilişkisi iyi olup satan adam getirmeyi de bilir. Mesela Lozano diye bir oyuncu var e, Napoli'de. Madem Napoli'nin aramız çok iyi getirelim. Getirelim madem çok iyi. Değil mi? Elif Elmas gitti, Kim Minji gitti. Adamlara kimi versek uçuyor. Hadi buyurun ya. Tottenham başkanıyla çok iyiyim. Paris Saint Germain başkanıyla çok iyiyim dedim. Sonuç ortada. <laughs> yani sonuç ortada. 16 Aralık 96 doğumlu 26 yaşında futbolunun tam zirve noktasına yaklaştığı bir zamanda 1.83 boyunda Nijeryalı ön libero uçe de var diye bir arkadaşım da özellikle belirtmiş. Valla 25 milyon euro. inanın transfer market olarak 25 milyon euro öyle haybeden vereceklerini sanmıyorum. Bir sene sözleşme bitimine para süre kalmış. 60 milyon euroları görmüş bu arada 2022 yılında. Bilginiz olsun yani. Geçen sezon Eylül döneminde 60 milyon euroları görmüş. 15 Haziran'da da 60 50 milyon euro diyor. Vallahi hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. 62 dakika süre almış şampiyon ilk maçında ama ben şunu belirteyim. Bir 12,5 milyon euro lafı geziyor. Keşke doğru olsa da sizlere karşı şöyle göğsümü gere gere desem ki ben demiştim bak desem. Hayırlısı. Fenerbahçe'den Muriel Hamlesi. Fenerbahçe daha önce de gündeme gelen Luis Muriel için yeniden girişimlerde bulundu. Kolombiyalı futbolcu ise kendisine ilgilenen bir başka kulüp, Roma'nın kararını bekliyor. Fenerbahçe'den Atalanta'da forma giyen Muriel için yeni bir hamle geldi. İtalyadan Pedullan'a haberine göre Fenerbahçe daha önce de gündeme gelen Muriel için geçtiğimiz hafta girişimlerde bulundu diyor. Şimdi Luis Muriel ile Fenerbahçe niye ilgilenir? Batshuayi için, doğru mu? Batshuayi gidecektir. Fenerbahçe'de. E, aman o gitmeden ben bunu alayım der. Yani şu ayı gitmeden bunu alayım der. Doğru muyum? Ya da giderse onun yerine bunu alayım der. O yüzden alır. Durumda bu. Atalanta forması giyen Muriel Roma'yı beklediği belirtildi. Kolombiyalı golcünün Roma'nın kendisiyle ilgili vereceği kararın ardından harekete geçeceği kaydedildi. 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Şimdi ben Muriel ile ilgili şunu söyleyeyim. Aslında bir önceki videoda bilmiyorum dün izlediniz mi akşam saatlerinde attığım videoyu dedim ki bat şu giderse yedek bir isim de alınabilir yani e, kiralık bir isim de alınabilir yedek bekleyecek diye ama bilmiyorum tam olarak e, ne olacak ve hani e, Louis Muriel mesela bir çoğunuza göre 5 milyon euro transfer market değeri var hocam. Bitme noktasında şöyle böyle falan filan. 1.79 boyunda sprinter forvet, 32 yaşında. Hani Valencia'yı andıran bir forvet. Hocam iyi buna da mı söyleyeceğiz? Öyle değil ulan. bekleyin. Bundan bahsetmiyorum. Yani Muriel olabilir. Doğru ya doğru. Şimdi kıymetli dostlar, bir tete olayı var. Dünün en özel en güncel olayı. Galatasaray TT'yi transfer etti. Galatasaray TT ile anlaşmaya vardı. Ee, ama Galatasaray TT'den vazgeçti. Haberleri var. Bakın internete girin. TT haberi yazın. Ya da TT haberleri yazın. Sporex diyor ki Galatasaray TT için kararını verdi imza. Fanatik diyor ki Galatasaray TT'yi transfer etti. NTV Spor TT Galatasaray'a imza atıyor 2027'ye kadar sözleşme. Foto Galatasaray TT'den vazgeçti. A Spor Galatasaray TT ile anlaşmaya vardı. Doğrusu ne hocam? Şimdi doğrusu şu. Doğrusu şu. Fenerbahçe TT'den niye vazgeçti? Bazı sıkıntılar gördü. Bak asıl ben size bir şey söyleyeyim. Galatasaraylıları kahreden haber TT İngiltere'ye dönüş bileti aldı. Şimdi bu, ben bu videoyu 10.30'da falan paylaşacağım. Sabah 7'de İngiltere'ye dönüş bileti aldığı öğrenildi diyor. Futbolcuna imza atmayı beklerken. Şimdi kariyeri şöyle kariyeri böyle falan filan. Arkadaşlar şu anda bütün sosyal medyayı geziyorum. Hiçbirinde bir şey göremiyorum. Hiçbiri Shakhtar Donetsk'in Galatasaray'a attığı faksı paylaşmamış haber olarak. Hiçbiri paylaşmamış. Hiçbiri paylaşmamış arkadaşlar. Farkında mısınız? Fotospor Galatasaray TT'den vazgeçişi menajerin prim vaat ettiği gazeteciler. Fenerbahçe'den sonra Galatasaray'da TT transferinden çekildi işte detaylar. Merak ettim neymiş. TT'nin sözleşme şartları Galatasaray'ın da gözünü korkuttu. FIFA'nın ek 7 maddesini inceleyen Sarı Kırmızılar hukukçuları TT ile sözleşme imzalamak riskli raporunu verdi. Spor Dijital'deki Fenerbahçe düşmanları da bilmiyorum para karşılığı mı yaptılar haberi. Şimdi kimsenin de günahını almayın. Galatasaray sözleşmesini inceledi. Hiçbir sıkıntı bulamadı diye göğsünü gere gere paylaşmışlardı. Zaten yaz Sabuncuoğlu da oyuncuyla birebir görüşme yapınca insan bir işkilleniyordu tabii. <laughs> yani niye şey yapıyor diye. Galatasaray yönetim Brezilya'dan vazgeçti. Yarın Londra'ya gidiyor. Bak bu da Galatasaray vazgeçti o yüzden gidiyor diyor. Bu arada Tete'nin Galatasaray ya da Fenerbahçe'ye sözleşme imzalaması durumunda sürece dahil olan bazı gazetecilere menajeri tarafından prim vaat edildiği ortaya çıktı. Acaba o gazetecilerin adı soyadı ne ya? Ben onu da çok merak ettim. Hangi gazeteciler acaba? Birim va Neyse, bunlar bahsetmemiş ama ben bahsedeyim. Shakhtar Donetsk kibar bir dille şunu söylemiş Galatasaray'a. Adam değilsiniz demiş. Açık net. Adam değilsiniz demiş. Biz zaten savaştan yaralı bir kulübüz demiş. Futbolcu kafasına göre gitti, sözleşmesini feshetti. Siz de araştırmadan Kafanıza göre futbolcuyla anlaşmışsınız demiş. Bir Fenerbahçe kadar olamadınız. Siz Fenerbahçe'nin tırnağı etmesiniz demiş. Yani siz Fenerbahçe'nin tırnağı etmesiniz demiş arkadaşlar. Açık, apaçık bir şekilde. Siz tırnağı etmesiniz demiş. Çünkü Fenerbahçe demiş açık açık çıkıyor demiş. Harbi harbi, delikanlı delikanlı Fenerbahçe futbolcudan görüşecekken bize haber ver demiş. Biz de sürecimiz şu. O yüzden vazgeçin dedik demiş. Ama siz adam değilsiniz demiş. Anladığım kadarıyla çevirmede bir hata varsa kusura bakmayın. Anladığım kadarıyla böyle demiş. Derler. Adamlar der. Ve şunu da belirtmiş. FIFA ile UEFA yla biz davalık olduk. Buyurun dava edeceğiz siz demiş. Şimdi düşünseniz arkadaşlar. Yani karşındaki kulüp Fenerbahçe ile futbolcu Fenerbahçe ile görüşüyor. Hayvan gibi isteklerde bulunuyor. Fenerbahçe imzalamıyor. Sebebi ne? Sebebi ne tam olarak? Fenerbahçe'nin imzalamazsan hukuki olarak diyor sıkıntı olacağını düşündük imzalamadık diyor. Ama Galatasaray imzalıyor hocam. O zaman Galatasaray'da bir sıkıntı var. Galatasaray'da hep sıkıntı var. Her daim sıkıntı var. O sıkıntı bitmez. Ama benim kızdığım en kızdığım nokta şu. Kendilerini uyanık gösterip bir şeyler peşindeler. Hani bir şeyin peşinden koşuyorlar ama neyin peşinden koştuklarını kendileri de bilmiyorlar. Ben söyleyeyim abi açık ve net söyleyeyim yiyorsa transfer etsinler. Çünkü adamlar artık şaklar dönüş açık açık böyle diyor. Bak arkadaşlar ben Fenerbahçe Galatasaray falanı geçtim işin. Yani ben işin şunu bunu geçtim. Ben şunu söylüyorum. Sadece şunu söylüyorum. Bu tip işler sıkıntılı. Fener alırsa da sıkıntı Galatasaray alırsa da sıkıntı. Ben video çekerken size belirttim. Dedim ki bak aman dikkat. Birincisi bunun menajeri çok aç gözlü söğüş çağırıyor. İkincisi dedim bak biz kulübüne durumunu sorduk. Kulübü dedi ki biz affetmiyoruz. Hatta biz kulübüne hatırlar mısınız bilmiyorum. Hatırlarsınız hatırlarsınız. Biz kulübüne 5 milyon euro da bonservis önerdik. Şimdi daha komik bir şey söyleyeceğim size. Kulübü bizimle tekrar iletişime geçti. Kulübü. Tete'nin kulübü Şaktar Donetsk bizimle iletişime geçti. Siz de kolaylık sağlayabiliriz. Futbolcuyu almanıza yardımcı olabiliriz. Dedi. Tete'nin menajeri Ali Koç'a ulaşıp biz gelmek istiyoruz işte şartlarınızda konuşalım falan filan dedi ama Ali Koç Kesinlikle ve kesinlikle reddediyoruz. Almayacağız sizi dedi. Belki de hani bir Ali Cengiz oyunu düşüncesi var Galatasaray'ın diye düşündü. Hani bu gelişmelerden haberdar olmadan hani bunlar her şeyi yapar diye. Yani tebrik edelim ne diyelim? Yani durum bu arkadaşlar. Uzun lafın kısası. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Hep birlikte bakıp göreceğiz. Süreci göreceğiz. Ne oldu? Ee, ne yaptık bilmiyorum ama bakacağız arkadaşlar. Tete'nin Fenerbahçe'ye gelme imkanı var mı? Yok. Ama kulübüyle görüşmeler ilerletilir, bir şeyler olur. Bilemem şimdiki şey olarak. Ama çekilen fax metnini hepiniz görmüşsünüzdür. Bakalım ne olacak arkadaşlar? İzleyip duralım. Bu Tete Fetö Tete Tete mi? Tete Fetö Fetö mi? Bir şey diye sevinen arkadaşlar var. Onlar da beklesin. Hani bir süreç sonuçlansın. Belki de Galatasaray'ınız transfer edecektir. Kim bilir. Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Ama şu bir gerçek. Birinin elinde patlayacak benim dediğim gibi. Ama bakalım kimde patlayacak. İnşallah bu süreçten en karlı Fenerbahçe çıkar. İzlediğiniz için beğendiğiniz için teşekkürler. Bu arada ben videoyu çektiğim sularda 34.200 olmak üzereydi ama ee, bakalım. Belki de diğer videoyu çekmeye 34.300 olur. Kim bilir. Desteklerinizi, katkılarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.